Siz konuştunuz mu? Anlattın mı, bir şey söyledi mi? Yok, bir şey anlatmadı. Evi terk etmiş sanırım. Yani öyle valizeyle çıkmış gelmiş. Hiçbir şey anlatmadı. Ben de üstüne gitmedim. Yalnız çok üzgündü, çok ağladı. Ona sıcak bir banyo yaptırdım, uyuttum. Gecenin bu saatinde ne valizi, ne oluyor ya? Hadi gel mutfağa geçip konuşalım. Babanla mı kavga ettiler acaba? Bilmiyorum ki. Ama gecenin bu saatinde valizini toplayıp geldiğine göre aralarında kesinlikle bir sorun olmadı. Ömer, sakin olur musun? Bir de suçlu gibi gel konuşalım diyor. Var tabii bir şey. Suçlu gibi. Ona gecenin bu saatinde annemi kapı dışarı etmenin hesabını soracağım. Ya belki de düşündüğün gibi değildir. Sen bir sakin olur musun? Şu anda kavga etmeye gidiyorsun. Yapma. Sen benim için endişelenme. Ayrıca üstüne de sıkı bir şeyler giy. Tamam mı? Hastasın abi. Üşütme. Annem sana emanet. Türkan, ben... Gel hadi, gir içeri. İyi misin? Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi ben artık gerçekten bilmiyorum. Ben annenin babana böyle bir kötülüğü yapabileceğini düşünmüyorum. Annen annemle konuşmuş, anlatmış her şeyi. Yani evet, o adamı çağırdığı doğru. Ama Sevil'i yanıma alıp götürmesi için, babanı kaybetmemek için yapmış bunu. Bence de zaten başka bir açıklaması olamaz. Hayır yani, ben de annemin o adamla muhatap olmasını istemezdim ama... Annem ne yaptıysa yuvasını, evliliğini korumak için yaptı. Babam sakındı. Yıllarca ona nasıl sahip çıktıysa, öyle sahip çıktı sadece. Ben bu yüzden anneme kızamam. Ne olursa olsun, annem babama bir zarar gelsin istemez. O yüzden ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Annem de muhtemelen bu yüzden hazmedemedi. O yüzden çıkıp gitti. Yoksa babamın sözüyle evi terk etmez. Biliyorum. Baban sakince oturup mantıklı hareket ederse seninle aynı şeyleri düşünebilir. Ama şu an her şey çok taze. Birbirinize yüklenmeyin. Konunun aydınlanabilmesi için birazcık zamana ihtiyacınız var. Ben azmedemiyorum Türkan. Ben bu olanları kabullenemiyorum. Ya biz yıllarca annemle birlikte babamın sorumsuzluklarına katlandık. Her şeye rağmen aile olmaya çalıştık. Onca emeğe rağmen bugün her şeyin bir kalemde silinip atılıyor olması benim çok ağrıma gidiyor.
Babanın için de kolay olduğunu düşünmüyorum. Dile kolay 40 yıllık evlilikten bahsediyoruz. Öyle bir çırpıda biter mi? Bitmez. Onun en büyük dayanağı sensin. Her şey yoluna girer. Yeniden bir aile olursunuz. Ben inanıyorum. Türkan. Benim artık evimde, yurdumda, ailemde sensin. Evet belki biz bir 40 yıl devirmedik. Ama bu zamana kadar yaşadığımız bütün zorluklar bizi güçlendirdi. Biz seninle birlikte her şeye göğüs gerebiliriz. Çok sınav verdik. Çok savaştık. Sadece başkalarıyla değil, birbirimize karşı da. Çok uzun zaman olmasa da bu kadar kısa sürede sanki uzun bir yolculuktan çıkmışız gibi hissediyorum. Sevgi sabrın en büyük hediyesi derler. Biz o hediyenin kıymetini bilemedik. Hoyratça davrandım çoğu zaman sana. Farkındayım. Küçük bir çocuğun öğrenirken hata yapması gibi telaşla, kaybetme korkusuyla sevdim seni. Oysa sakinlikle, dinginlikle oturup seneler boyu senin güzel yüzünü seyretmek varken yersiz öfkelerle nasıl da kırıp döktüm ben senin kalbini. Ben de o telaşla sevmedim mi seni? Sevmeyi sahip çıkmak, kontrol etmek sandım. Değiştirip dönüştürmeye çalışmak sana da kendime de çok büyük haksızlık oldu. Bencillikmiş. Türkan sen en başında kendinden başkasını düşünmeyen bir adamla evlendin. Benim gibi bir sorumsuza sabrettin onca zaman. Haksızlıksa, haksızlığın en büyüğünü ben yaptım sana. Acıysa, acıların en büyüğünü ben yaşattım. Sonra da çekinmeden, utanmadan seni suçladım. Benim senin sevgine layık olmam gereken yerde ben sana gözyaşı döktürdüm. Böyle konuşma Somer lütfen. Affedemiyorum kendimi Türkan. Affedemiyorum ben kendimi. Ne iyi bir evlat olabildim. Ne de seni mutlu edebilecek bir eş. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım.
Allah kahretsin beni. Allah kahretsin. Sömer. Yapma böyle ne olur. Annen duysa çok üzülür. Senin güçlü durman lazım. Onun en büyük dayanan sensin. Ya sen? Ana oğlu ikimizi de kucakladın. Gözyaşlarımızı siliyorsun. O kocaman yüreğinle yanımızdasın. Kederini valizine koyan soluğu senin kapında alıyor. Ne o? Valizin arabada mı yoksa? Yok. Alsa mıydım acaba? Sonra sen anne oğul artık valizleri bizim kafamıza çalardın. Sokağın sonuna kadar peşimizden kovalardın. Aşk olsun, o kadar kalpsiz miyim? Kalpsizsin. Kalpsizsin. Çünkü kalbim bende. Ben aldım. Tam buramda. Yüreğimin en güzel köşesini koydum senin kalbine. İşte çocuk gibi ağlıyoruz. Bir anneni bakayım.